Merhaba. Geçenki videomuzda biraz rahatsızdım. Şimdi daha iyiyim. Neyse. Bu videomuzun konusu biz bir önceki videoda hatırlarsanız rol oluşturmayı görmüştük. Rol neydi? Kendimize özel bir arayüz. En sık kullandığımız komutları belli bir arayüzde toplayıp ve bu rolümüzde sonra kaydetmiştik. Bu rolümüzü biz kaydettik ama bilgisayarın neresinde kaydoluyor bu rol? Size bunun yolunu göstereceğim şimdi. Bunun için şöyle Windows'a basalım. Şuradan C'nin içerisine giriyorum. Bu C'nin içerisinde buradan ilk önce şu Windows 10 kullanıyorsunuz tabii. Buradan görünüme girin. İlk önce şu şeyi bir açın. Görünümden gizli dosya ve klasör sürücülerinin göster seçeneğini açın. Bir de burada korunan dosyalar olacak. Nerede? Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle göster. Şuydu sanırım. Bir kontrol edeyim. Bir dakika. Evet, şu korunan işletim sistemi dosyalarını gizle. Şunun tikini kaldırıyorum. Gelen uyarıya evet dedim ve tamam dedim. Sonra buradan şimdi bilgisayarımda bütün gizli klasörlerin hepsini şu an gösteriyor program bana. Bütün bu gizli dosyaların hepsini açtıktan sonra girmem gereken yer kullanıcılar. Burası değil. Şu app data buradan lokal buradan da Siemens'i bulacağız. Siemens şu Siemens ve Rolls. Evet. İşte burada. Normalde buraya kaydediyor. Siz bunu alıp yine aynı başka bir bilgisayarı kullanacaksanız bunu tabi kopyalayın. Böyle kopyala deyin. Atın flash diskinize veya ne bileyim bir diske falan atın. Başka bilgisayarınızda NX kuruluysa aynı arayüzü. Bunu da tabi bu yollardan başka bir bilgisayarda nerede kuruluysa Local Siemens 12 ve Rolls kısmına gelin. Buraya yapıştır deyin. Aynı arayüzünüzde başka bir bilgisayarda oluşturmuş olduğunuz aynı arayüzü kullanabilirsiniz. Evet, bu videomuz şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda geri kalan detayları göreceğiz inşallah.